Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğneden tığa YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet ee, şimdi arkadaşlar şöyle elimde Cenk marka Cenk'in dokusu güzel oluyor arkadaşlar Cenk Reyyan burada Reyyan'dan daha çok Cenk tutuluyor ee, Böyle çıtırıklı minik papatyaları olan bir e, Tülbent Buna şöyle kolay Çıtırıklı Güzel bir model hazırladım minik papatyaları olduğu için bu modeli bir de Papatya hazırlayacağım sizler için ama şimdi bugün kolay yapımı da e, sizi hiç yormayacak hemen bitirebileceğiniz bir model hazırladım. Modelimi göstereyim. Evet modelimiz bu arkadaşlar. Bakın böyle yaprağı ve kenarında iki tane dala olan ve üzerine de bu gül kurusu çok tatlı bir renk ama kamerada bir türlü arkadaşlar şöyle kendi rengini vermiyor bu renk. Yanına şöyle beyaz ve bu turkuazdan yapacağım. İçindeki tülbentin renklerinden koyul açıklı bakın mürdümü var turkuaz da öyle aynı şekilde. Ama daha çok şeyde bakın tülbentte mor baskın, mürdüm baskın, mavi de var ama tülbentin çoğunluğunda bu şekilde içinde olan renklerle böyle güzel, zarif bir model hazırlayacağız sizlerle. Çimeni de aynı bu şekilde. Tülbentin kenar tığlama işlemini üçer zincirle gittim arkadaşlar. Şöyle biraz daha kabarık gözüksün diye. İpinizi güzelce incecik esnetip öyle bu şekilde zürafalar hazırlayabilirsiniz. Bunu sahte sıkı iğne ile veyahut da e, arkadaşlar arasında ip götürerek o ipi de olur arkadaşlar. İlla kalın yorgan ipi ile değil. Ben bunu mesela e, oyaladığım ipten böyle bir parça kopararak çünkü güzel e, oluyor. Biraz hafif e, insan kalın veyahut da bollaşma olmuyor. Hepsi bakın aynı hizada. Böyle eğrili büğrülü değil. Hepsi aynı hizada kıvrılmamızı sağlıyor. Gerçekten bilene bile mesela rahat kıvırmaya artık ele alışana bile büyük bir kolaylık oluyor. Evet şimdi çimenini yaparak bakın çimeni bu şekilde sonra bu çiçekleri koyuyoruz. Bu da çok amaçlı arkadaşlar. İster bu şekilde yaprak koyabilirsiniz. Evet açıldı. Veyahut da e, istediğiniz bu akide şekeri olur, fıstık olur. Üçlü koyabilirsiniz Evet şimdi başlayalım Evet şöyle ilk başlar gibi başlayacağız bakın Ben ilk önce yapraktan başladım burada İster yapraktan ister ara suyundan fark etmez arkadaşlar tercih size ait benim yapraktan başlama sebebim şu köşe kısmına bu yaprak çiçeği gelmesi için bu şekilde hazırladım yoksa bakın şu hesaba göre eğer ara suyundan başlasam buraya yaprak gelecek. Burası ara suyu olacaktı. Ama köşede böyle çiçeği dek getirirseniz çok güzel duruyor. Özellikle şöyle biraz yapıp görmenizi istedim. Yapraklardan bakın ilk başlar gibi başlayalım. Evet dediğim gibi hesabınızı yaparak başlarsanız güzel olur. Şimdi bir zincir çekerek ben ipimi tığıma tutturdum sık iğne ile arka tarafı unutuyoruz sabitledim Evet sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başlıyoruz iki defa tığımızı doladık hemen yandaki tığ battıya 2 2 alarak trabzanımı yaptım bu yaprak için yuva olacak bir tane zincir çekiyorum bir defa tığı doladım buraya tombiş bir yaprak yapacağız şöyle iki seferde aldım bir zincirimden sonra. 4 zinciri çekip ara kısımdan giriyorum buraya. Bir tane pipirik oluşturdum. Bir defa tığı doladım. Şöyle 1 2 ve 2. Evet 3 seferde aldım. 4 zincir. Kirpiklerimizin adet sayısı hepsinin 2 4 zincir. 2 defa tığı doladım yuvaya girdim 3 seferde 2 2 ve 2 4 zincir çekiyorum şöyle 2 defa tığ doladım yuvaya giriyorum 1 2 2 ve 2 şimdi 4 seferde çıkardım trabzanıma 4 zincir 4 zincirimi kapatıyorum. Zaten. En son 3 defa doluyorum. Şöyle 2 2 2 ve 2. Yine 4 seferde bakın bir tık bir tık yapraklar böyle uzatarak tombiş bir hal alıyor. Şimdi 2 defa şey 4 zincirli kirpiğini yapalım arkadaşlar. Son 4 zincirle kirpiğini de yaptık. Toplamda bakın 5 tane oldu. Şöyle de göstereyim yandan. 5 kirpikten oluşan trabzanı hazırladık yaprağımız. Şimdi iki defa doluyoruz. 2 tane atlayıp üçüncünün içerisine üçüncü tığ battı ya 2 2 3 seferde alıyorum. Evet arkadaşlar bakalım bir. 3. Evet burada da 1 2 bırakıp üçüncüye bu şekilde 3 seferde aldığımız trabzan 3 zincirimi çektim buraya minik bir pipirik oluşturdum geriye kalan kısma 4 tane sık iğne yapıyorum 2 3 ve 4 şöyle bir sonraki dibine değil bir sonraki arkadaşlar bakın burasında minik bir trabzan oluştu ve 7 tane zincir çekiyorum Hemen çevirdim. Burada 3 tane zincirden kirpik yapmıştık ya. Onu yuva deneyeceğim. rahat girmek için buraya sabitledim. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum ve düz tarafına döndüm. çiftli dal yapacağız buraya. Ve sık iğne ile 7 zincire kapattım. Çiçeğimiz için yuva Geriye kalan kısma da 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 şöyle 2 3 4 5 6 Bakın şundan hafif bir tık uzun olması yeterli arkadaşlar. Bunu aynı tığ battıya şuyu geçtik ya bir sonrakisine zincir çekmek için. Aynı. Sabitliyorum. Şöyle bir zincirde çekip yandakine girelim. Yaprak işlemi bu kadar arkadaşlar. Hem çok kolay hem de duruşu çok güzel. Şöyle tombiş bir yaprağımız oldu. Şunu yuvasına şöyle tırnağımızla yayıp düzeltip daha açık hale getirebiliriz. Evet bu kadar. Şimdi şu 3 tane pipirikten oluşan ara suyunu da göstereyim. Pipirikleri 4 zincir kapatıp bu bir zincirle geçiş yaptık ki ya, ara kısmından giriyorum. Buraya oluşturdum bir pipirik. Bir sonrakine girdim. 1 2 3 4 zincir. Eliniz genişse bir pipirikleri 3 zincirde çekebilirsiniz. Şöyle bir zincir. 1 2 3 4. 3 tane pipirikten bir arası koydum buraya mesafe olarak. Sonra bir zinciri çekip ara suyunu tamamladık. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Evet, yavaş yavaş da anlattım. Gayet de kolay ve basit. Şimdi iki defa dolayıp trabzanı ve yaprağı yapıp bu şekilde çimeli devam edecek. Şimdi ben çiçeğini de göstereyim sizlere. Bu şekilde devam edelim. Evet. Bakın bu yapmış olduğumuz ikinci dalın üzerindeki Yuvanın içerisine sık iğne ile giriyorum. Böyle turkuaz rengi ipimi buraya sabitledim. Şimdi arkadaşlar şunu yakıp gelecektik. Şöyle bir çakma diyelim gözünüzde. Güzel gözüküyor. Evet. Şimdi bu yaprakta ne yaptıysam, ne gösterdiysem aynısını bu çiçek olan yaprakta da yapacağız arkadaşlar. Bir zincirin üzerine Şöyle 2 ve 2 alarak bir trabzan oluşturdum. 4 tane zincir çekiyorum. Trabzanın ara kısmından hemen kapattım. Bir defa tığı doladım. Bunu 3 seferde çekiyorum. Bakın 1, 2 ve 2. Böyle bir tık bir tık hafif hafif trabzanları uzatıyorum. Şöyle ipimi güzelce esnettim arkadaşlar. Evet, kirpik sayımız aynı 4. Şimdi iki defa tığı doluyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 2 2 ve 2. 1 2 3 4 zincir. Kapattım kirpik olarak. Bakın 4 tane trabzan var. Burada 3 tane kirpik var. Toplam 5 tane kirpik yapacağız. Şöyle 2 defa tığı doladım. Şimdi 4 seferde 1 2 2 2. 5 zincir. Kapattım. 5 zinciri kirpik oluşturdum. Şimdi 3 defa ve ikişer ikişer alacağız. Şöyle yuvanın içerisine girip 2 2 2 ve 2. 5. kirpik de aynı şekilde 4 zincirimi trabzanıma kapatıp oluşturdum. Burada arkadaşlar sık iğne yapacağız yaprakta. Şöyle aşağıya doğru 1 2 3 4 5 6 7 fazla bombili sev sevmeyenler bunu fazla arkadaşlar bu şeyde bırakabilir ta bombili yapanlar 10'a kadar sık iğne 11'e kadar doldurabilir Evet ben bu şekilde arkadaşlar 8 tane sık iğne ile kenar trabzanımı doldurdum şimdi ipimi koparıp hemen çok güzel bir yaprak oluştu. Bunu elimizde şöyle şeklini verebiliriz istediğimiz arkadaşlar. Yuvarlama işini yapabiliriz. Şöyle şunu da yanda gözükmesin diye genelde arkadaşlar. Bu taraf belli olmuyor da bu kopardığımız noktayı şöyle şuradan şöyle tutayım baskı yapıp ipi biraz daha uzun yapalım. Şöyle. Şimdi ben bunu geçirmeye çalıştım. Evet. Bakın bu şekilde olunca şu yanık izi oradan çirkin bir görüntü olmuyor. Beyaz ipler pek belli olmuyor da renkli ipler arkadaşlar genelde orada bir siyahlık oluşturuyor. O yüzden bu şekilde bir tık arkadan hem de zaten kolay yapımı şöyle göremiyorum ışıktan inanır mısınız arkadaşlar. Çakmakla şöyle yakıp arkaya yapıştıralım. Tertemiz işimiz oldu. Hemen bakalım. Evet, modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şöyle, bakın ütülemedim kalıp gibi böyle bu şekilde güzel bir model. Yapımı kolay, görünüşü hoş model arayan varsa arkadaşlar gelsin bu videoyu izlesin şöyle tülbentin renklerinden de böyle bu şekilde kaynaştırarak hoş ve zarif oldu gül kurusu yerine mürdüm de kullanabilirsiniz burada çok açık gibi duruyor ama canlı da gerçekten yani normalde daha koyu rengi daha canlı ışıklardan dolayı bu şekilde çıkıyor böyle tülbentinizin renklerinden koyarak hoş ve zarif arkadaşlar eğer bu modeli parayla yaptırmak, almak isteyen varsa bunu tamamlayıp e, Cenk biliyorsunuz zaten 35-30 TL tülbent. Onu hesaplayıp bana yorumlarda yazabilirsiniz. Eğer bu modeli sipariş almak istiyorsanız. E, el emeği de ipler de benden olursa 100 TL olur arkadaşlar. Bu tülbentin yapılışı tamamı. Hemen kargoyla gönderirim isteyen arkadaşlara. Evet. Şöyle. Tekrar çimeni tülbent şey çiçeği aynı yapım işlemi. Emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.